Merhabalar. Bugün sizlerle yaklaşık bir yıl önce ekmiş olduğum bir kaktüsüm var. Ve artık büyümedi. Büyümediği için de bir kök bakımı yapacağız. Beraber kökü ne durumda? Hep beraber çıkardığımızda göreceğiz. Saksımızda yine farklı farklı kaktüsler de mevcut. Ve burada da limon çekirdeğinden kendi başına çıkan bir limonumuz var. Şimdi hepsini hem ayırmış olacağız. Hem de asıl amacımız şu büyük kaktüsümüzün gelişimini tekrardan yapabiliyor hale geleceğiz. Evet, kaktüsümüzün bakıyoruz. Altından kökleri çıkmış. Bu da saksı değişiminin zamanının geldiğini gösteriyor. Hem gelişememesinin nedeni artık saksıya küçük geliyor. Fakat büyük ihtimal saksının kök kısmının da ben kötü olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal çıkardığımızda belki de kesmek zorunda kalacağız. Öncelikle beraber inceleyeceğiz. Evet, bir kartonum var. Kaktüsler batıcı biliyorsunuz. Kartonumu hazırladım. Kartonumla beraber kaktüslerimi çıkartacağım. Ve diğer kaktüsleri de yine farklı bir saksıya ekerek birçok kaktüsümüz olmuş olacak. Evet, çıkartıyoruz. Bakın, kaktüsümün dibinden bir sürü taş. Direnci sağlamamız için her defasında söylüyorum, direnç çok önemli. Ve görüyorsunuz saksımın delikleri çok büyük. Geçirgen olması gerekiyor. Çünkü sukulentler çok sulu olduğu zaman çürüyorlar. Toprağında yine çakıl taşı, kum. Bir önceki videolarımda anlatmıştım, detaylı anlatmıyorum. İsterseniz kaktüs toprağı nasıl hazırlanır kısmını inceleyip bakabilirsiniz. Şu küçük kaktüslerimizi zarar vermeden öncelikle alalım. Farklı bir toprağa ekeceğiz çünkü. İnanılmaz bir şekilde odunsu bir kökümüz var. Ve bu kök ile bu kaktüsün gelişmesi çok mümkün görünmüyor. Bütün saksıyı sarmış durumda. Ve şuradan şöyle keserek bir kurtulalım. Evet, beraber inceleyelim. Bakın, kaktüsün tamamen kök kısmının nasıl kuruduğunu, artık kaktüse hiçbir sıvının, besinin geçmesini sağlayacak yapıda olmadığını görüyoruz. Ben bir yıl önce ekmiştim. Bir yıl önce ektiğimde de aynen bu gelişmedeydi. Üst kısmı çok sağlıklı görünüyor ama alt kısmını görüyorsunuz. Şuralar tamamen sıkıntılı durumda. Ve ben buralara kürdan batırdığımda da çok içerisinin yumuşadığını görüyorum. Evet, şimdi beraber ben bu odunsu kökten kurtulmak istiyorum. Tamamen yavaş yavaş keserek kaktüsün alt kökünden üst kökün üstüne doğru da yapısını beraber görmek istiyoruz. Göreceğiz. Evet, alt kısımdan başlıyorum. Evet, bakın şu anda yeşillik görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Tamamen gitmiş. Tekrardan kesiyorum. Şu yeşil kısımla odunsu kökün bitmiş olduğu. Bıçakla da isterseniz kesebilirsiniz. Ben budama makasıyla kesiyorum ama. Evet. Görüyorsunuz, canlı kısma gelmeye başladık ama hala daha şurada bir kahverengilik görüyoruz. Aynı zamanda şurada da minik minik mantarlar görüyorum. Evet, ben tam şu kısımdan kesmeyi düşünüyorum. Bakın, sağlıklı dokumuz göründü. Şimdi bu kaktüsümü isterseniz hani ikiye de bölüp iki kaktüs de elde edebilirsiniz. Fakat ben bu kaktüsümden çok fazla kaktüsüm var ve zaten bu kaktüsü ektiğinizde bir sürü sağlıklı bir gelişimi olursa çok kısa bir sürede yavru vermeye başlıyor ve yavruları da çok hızlı bir şekilde gelişiyor. O yüzden bu güzel görünümü kaktüsümü ikiye bölüp ziyan etmek istemiyorum. Şimdi bu kaktüsü toprak üstüne koyacağız ve 2-3 gün bu kısmın iyileşmesini bekleyeceğiz. Evet, altında taşlarımız var. Şimdi toprağımızı saksımıza dolduruyoruz. Saksımız, hatta bir boy küçüğünü aldım saksının. Çünkü yarısını kaktüsün kestik. Biraz burada gelişimini sağladıktan sonra yine büyümeye başladığında bir büyük saksıya alabiliriz. Görüyorsunuz, çakıl taşları var. Büyük, irili, ufaklı. Geçirgen bir toprak oluşturdum.
toprağımın sadece nemlendirmeden şu şekilde toprağıma koyacağım. Ve bir kenara devrilmeyecek şekilde koyup 2-3 gün bu şekilde bekleyeceğim. Şimdi de bu kaktüslerimizin köklerini bir inceleyelim. Bu kaktüslerimiz de yeni yeni köklenmeye başlamışlar. Yani çok böyle rahatlarını bozmadan aynı toprağa kökünde biraz kalabilir. Bakıyoruz bir hastalık falan var mı diye. Herhangi bir hastalık yok. Bu kaktüs de sarkıyor. Ve çok güzel çiçekler açıyor. Bu şekilde. Zaten yönü çok önemli. Güneşi nereye çevirirseniz güneş yönüne döndüğü için şöyle çevirdiğimizde diğer tarafa dönecekler. Ben bütün bu sarkan kaktüsleri aynı saksıya ekeceğim. Ama bunlar da çok fazla görüyorsunuz yavruluyorlar. İstediğiniz zaman minik saksıları da ekerek hediyelerde yapabilirsiniz. Bakın. Küçücük yavrularını bile koptuğunda toprağın üstüne kök kısmını koyarsanız hemen kökleniyorlar. Ve yeni kaktüsleriniz oluyor. Bakın kökleri de gayet sağlıklı görünüyor. Bakın yavrumuz düştü. Bunu bir de ektiğinizde hemen kökleniyor. Bakın şuradan kök çıkartmaya başlamış bile. Mini minnacık. Ben hiçbir şeyi kıyamıyorum. Tamamen ölmeden hiçbir şeyi atmıyorum. Zaten saksılarımı da görüyorsunuz. Yani birbiriyle geçimli olan tüm çiçekleri yan yana ekebiliyorum. Bir saksıda 2-3 tane olabiliyor ama daha sonrasında tabii ki saksılarının artık gelişimini engellediğini düşündüğüm an kök bakımı, çiçek bakımı yaparak saksılarını değiştiriyorum. Her saksı bakımında da bir çiçek yerine 3-4 tane çiçeğim oluyor. Evimin neredeyse her yerini çiçekler sardı. Görüyorsunuz kaktüslerimizi çok derine ekmemize gerek yok. Onlar kök yaparak zaten derine gidecekler. Eğer çok derine ekersek suladığımız zaman kaktüslerimiz çürüyecektir. Hemen yüzeysel bir şekilde köklerini toprağa gömdük ve yeni bir saksı kaktüsümüz mevcut. Şimdi onları dinlenmiş sular ile sulayarak tekrardan can suyu vermiş olacağız. Ben bu şekilde suyumu 5 litrelik bidonlara koyuyorum ve çiçeklerimin yakınında bir yere koyarak aynı ortamda kalmalarını sağlıyorum. Ve böylece aynı ortamdaki ısıya sahip oluyor suladığım sular, dinlenmiş sular. Bu şekilde dinlenmiş suyumu can suyu vermek için koyuyorum. Çok az bir şekilde diplerine döküyoruz. Evet, süs kabı olarak biliyorsunuz şu andaki saksı iç içe ve bu saksıların iç saksının dibine de ben çakıl taşı koyuyorum. Çünkü bu şekilde süzüldüğünde altında eğer yükselti olmaz ise yine çok sulanmasına bağlı olarak çürümelerine neden oluyor. O yüzden şu metal ile plastik saksı arasına da taş koymanızı tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz kaktüsümü hareket ettirdiğimde neredeyse devrilecek gibi. O yüzden buraya ben bunu dayadım. 3 gün bu şekilde kalacak. Ve daha sonrasında birazcık daha tam şu boğum kısmına kadar toprağın içerisine ekerek kaktüsümüzün yeni kök vermesini sağlayacağız. Bu kaktüslerimizi de ektik. Burada da limonumuz var. Bunu da tabii ki ne yapmayacağız? Atmayacağız. Bunu da daha uygun bir saksıya ekerek daha da büyümesini sağlayacağım. Bahçesi olan birisine de sonrasında hediye verip güzel bir şekilde limon vermesini sağlayabiliriz. Tabii aşılandıktan sonra. 3 gün sonra görüşmek üzere. Yaklaşık 4 gün önce kök bakımı vermiş olduğumuz kaktüsümüzün toprağın üzerine sadece kuru bir toprağın üzerine koymuştuk. Şu anda bakın kesmiş olduğumuz kısım kendini küçültüyor. İyileşmiş ve artık bunu toprağa şu kısma kadar ekeceğim ve hafif nemlendireceğim. Daha sonrasında tabii ki kaktüsler suyu çok sevmediği için çok az sulayarak gelişimini gerçekleştirecek. Şu şekilde daha önceden hazırlamış olduğum yere kaktüsümüzü ekiyoruz. Dikiyoruz.
Biraz da toprağımızı nemlendireceğim. Bol bol güneşte artık kaktüsümüz gelişimini sağlayabilir. Teşekkür ediyorum.